Panoyu arkadan tutuyorduk. Yere Hı tutturmuyorduk bile. Önünde oynanıyordu, hemen pano kenara konuluyordu. Zamana yarışma vardı. Çok başarılı evet. ama. Güzeldi. Çok başarılı. Güzel. İşte demek ki o yüzden çok başarılıydı. Levent İnsanlar Kırca'yı çok hakikaten seviyordu. Sevgiyle anıyoruz ve çok kendisine mutlu yıllar diliyoruz. Evet. Levent Kırca hakikaten eşi bulunmaz bir komedyen yani bence. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Levent Kırca'ya kocaman sevgilerimizi yolluyoruz. O zamanlar var mıydı yoksa sonraki İlk başlarda yoktu. Yoktu değil mi? Yok, böyle yalandan burunlar yapıyorduk işte. Yalandan evet. ben falan filan yapıyorduk. Çocukların o oyun plastikleriyle filan. Sonradan Levent kudurdu. Büyüdü iş. Sonra bir gün saçlarını kapattı plastikle. Tabii yıkayana kadar canımız çıktı. Çıkmadı o plastik. Cam macunuyla falan yapılıyordu çünkü. O erir mi ya? Gazlarla kafasını sildi. Saç kalmaz adamın kafasını eriyorum ya. Ya ben o yüzden olmadım. Benim insi. Hocam plastik yok yağlı yani değil mi? Yağlı boyayla saçını boyadı ya. Maviye. Ya, vallahi. Be. Vallahi ya. Çok enteresan. Ama mesleğini severek yaptı. Çok çok. Çok. Yani. Ondan kaynaklanıyor. Evet, mesleği severek yapmaktan kaynaklanıyor. İyi bir ressamdır zaten. 3-4 saatte makyaj buluyor. Surat tabloya döndü bir ara ya. Ya çok yani enteresan. Bir Levent Kırca kolay kolay gelmez. Gelir mi? Evet. Ya? Evet. Bir Oya Başar. Kesinlikle. O zaman güzel bir ekip oluşturdunuz. Çok iyi bir ekip. O ekip. Evet. Hocam 2014'te falan tekrar uyarlanma durumu yok mu? Efendim? 2014'te tekrar uyarlanma olamaz mı? O tarz programlar yapılmaz artık. Yapılmaz. Neden? Çünkü o zaman siyasiydi o program. Ha, o yüzden oluyor evet. TRT'de 45 dakika çekiyordu. Doğru. 23 dakikaya indiriyorlardı. Evet. 17 dakikaya indi birisi. Ondan sonra işte biliyorsunuz ondan sonra kaldırdınız. Özel televizyon yoruldunuz diye mektup geldi bize. Yoruldum. Çok yoruldunuz bir sene dinlenir diye. Sonra özel kanallar kurulmaya başladı. Ve Star'da başladı. İsim vermeyelim. Fırtına gibi esti tabii. Çünkü TRT o tarz şeylere açık olmayınca o dönemde bir anda Star evet. dansözüyle, eğlence programlarıyla çok renkli programlar sunmaya başlayınca Star'da patladı program. Bir devre büyük imza atıldı. Evet. Evet. Gerçekten. Evet. Yani bir 6 sene, 7 sene fırtına evet, gibi evet. esti. O sarhoş paralisi falan gibi şimdi ya. Tabii. O da harikaydı. Şimdi Ersan Hocam size sormak istiyorum. Sanat hayatınızı anlatan kitap veya sinema filmi demiş sevgili sizin hayranlarınız, sevenleriniz. Şimdi, böyle bir soru yöneltmiş. Düşünür mü? Yaklaşık diye. Ben 50 yıldır sanatın içindeyim. Burada ne yaptım? Birçok şeyler yaşadım. Güzel olanlar ağırlıkta biraz daha fazla. kötü olanlar çok az beni etkileyen. Bunları ama ben hep kendimde saklamak istiyorum. Yani insanları anlatmak bana ters geliyor. Onları kullanmak gibi. Yanlış oluyor. Ben kitap yazmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ama belki feyiz almak istiyorlar, ders almak istiyorlar yaşadıklarımızdan. Onlar yapıldı. Yani onlar yapıyorlar zaten. Bazı arkadaşlarımız, bazı dostlarımız kitapları yazıp yapıyorlar. Ben, ya gençler geyik yani, muhabbeti için, diyor. Dinozorlar evet, yani, konuşuyor ben, diyor. Ben buna karşı aslında öyle değil ya. Aslında öyle değil. Valla yaşadıkları şeyler ne kadar güzel şeyler. Çok yaşadığımız şeyler evet, çok güzel çok tabii. Çok güzel. Harika şeyler çok var. Çok mütevazi davrandı bak. Kötü anılarım dedi. Az dedi, iyi evet, anılarım fazla evet, dedi. Evet. Gerçekten öyle. Şimdi büyük ihtimalle o kötü anıları kilometre taşları olmuş muhtemelen hayatım. Onları anlatırsa şimdi gençler anlayamaz. İki şarkıyla patlayıp iki şarkıyla biten kardeşlerimiz var. Ne değil güzel mi? Söylüyorsun. Evet. Bravo. Bir şarkıyla patlayıp bir şarkıyla biten kardeşlerimiz evet, var. Yani emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Onların da Sinancığım piyasa sonu tüketici fazla, bir piyasaya geldi. Maalesef. Sonu olmuyor. Yani onlar işte kötü psikolojik oluyor olarak çok kötü duruma düşüyorlar. Tabii. Peki gençlere onları önerileriniz nedir yani şu anda? Gençlere ne önerirsiniz? Şu anda ne yapsınlar? Bir de film demiştin. Onun da cevabını vereyim. Film. Daha önce sanki film olayı şimdi öyle. 70'li yılların başında Bülent Oral, Beyhan Akıncı, Selami Şahin, ben evet, böyle bir film yaptık. Biz nasıl bir film yaptık? Köyün Beş Güzeli isimli. Köye gidiyoruz, kamp kuruyoruz, kızlarla tanışıyoruz. Biz ünlü şarkıcılarız. Kızları orada bırakıp, arkadaşlık kurup bırakıp kaçıyoruz İstanbul'a. Onlar da peşimizden geliyorlar. Yani basit böyle bir müzikal bir filmdi. Ama çok hoş çekilmiş. Şimdi neden? Tövbe ettim ben o filmden sonra film yapmaya. Neden? Niye hocam? Cemre Tanklınç vardı. Yani yaşıyorsa buradan onu öpüyorum, sarılıyorum. 6:30'da sette olacaksınız diyordu sabahleyin. Ben 5'te kalkıyorum, yıkanıyorum, hazırlanıyorum, yola çıkıyorum. 6:30'da setteyim.
Ama 9'da başlıyor işte. 11'de geliyorlar. İşte. Böyle uzak bir yere gidiyoruz. Sahilde bir yer. Orada başlamamız 1-2 oluyor. Az bir şeyle. Her gün 6.30'da sette oldum, yemin ediyorum sana. İşte. O yüzden dolayı da bu. En sonunda bu nasıl iş ya dedi, evet, değil mi? Dedi ki bana Şevket abi. Çekti beni. Ersancığım dedi. Sen de dedi bir star ışığı görüyorum. Çünkü dedi Türkan Şoray, Ayhan Işık, Hülya Koçyiğit tep dedi vaktinde gelmişlerdir. Bu işi bırakma. Abi tövbe ettim dedim. Ben çıkarım 2 saat konser veririm. Konser veririm. Müziğimi yaparım. Benim için böyle. 5 gün stüdyodan da çıkmam, sizin evet, kasetini evet, doldururum. O da öyle kaldı orada. Evet sevgili seyirciler, düzenli olarak gelmeyen diğer oyuncular yüzünden, evet, gelen oyuncuların mağduriyeti evet, yüzünden Ersan Erdura film olayına tövbe demiş. Evet. O yüzden öyle dolayı. Ve şimdi haklı. Gelelim gençlere. Sinancığım senin söyleyeceğin bir şey varsa yok, söyle. Yok estağfurullah. Valla söyle, ben ondan sonra da ben alacağım. Bizim tiyatro derin sürer, sen söyle. Şimdi müziğe başladım. Nasıl başladım? Okulda sandalyeye alıp gitar çalıp böyle gitarcılıkla arkadaşımızla beraber başladık. O zaman kim vardı? Yabancı sözlü müzik çok dinleniyordu. Elvis Presley'den çok etkilendim. Elvis Presley. Beni bu çok arada sözünüzü balla kestim. Efendim, buyurun. Yerli orijinal Elvis Presley burada. Yok gerçek, dışarıda da festede her yerde bu söyleniyor. Herkes Elvis için diyor, anılıyor genelde. Yerli Elvis diye anılıyorsunuz. Canım teşekkür ederim. Gerçek bir şey. Yani gerçekten çok başarılı şarkılarını söylerdim. Türk iş Elvis. Yine de söylüyorum. Şubat ayında da konserimiz olacak. İnşallah beraber. Olur, çok güzel, inşallah. İnşallah. Onu kutlarız. 17 şarkı Şubat ayında nerede konserimiz hocam? Karşıda bir lokalde, onu tamam, söylemeyeceğim. Tamam. Ama Face'ten tamam, duyuracağım. Tamam hocam. Bu arada Adrian Celentano'na söyledim, Pepino Di Capri, bunlar hepsini bilirsin. Pepino Di Capri İtalyanca. Aşık hala oldum. Dinliyorum dediklerini. Eşime şey, aşık olduğum şarkı Roberta'dır. Roberta. Roberta. Melankoli. Leyla Hanım değil mi yalnız? Leyla Hanım. Leyla Hanım'a buradan kocaman sevgilerimizi peki, yolluyoruz. Peki bu Beni Ara parçasını kime söylediniz? Beni Ara'yı ben yazmadım da insanlara söyledim birbirini arasınlar diye. Sen de karıştırıyorsun ama yakalayamazsın. Merak etme. Ama bir de var, hayalin karşımdan gitmez diyor ki. Hayalin gitmez. Onu da arkadaşımız aşkına yazmıştı. Hadi onun hepsine bir yazdı, şey söyledim. Perhaps'a ne diyeceksin? La Paloma'ya ne diyeceksin? Çok merak ediyorum. Ya Perhaps zaten Japonların Amerika'da savaş uçağı Pearl Harbor der gibi. Yani kisas. Savaşın olduğu bir ortamı anlatır gibi. La Paloma'ya ne diyeceksin? Bakma da. Pearl Harbor. Her şey bir şey bulmaya çalışıyor. Vallahi bile bir alem Mustafa. Ay çok alem. Bir alem değil, çok alem. Bu şarkıları söylerdik, insanlar dinlerlerdi. Aynısını söylemek zorundaydık. Neden? İnsanların kulakları onları dinlediği için. Aynen. Taklit etmek zorundaydık. Evet. Bu arada tabii onları söyledim ama beni en çok etkileyen Elvis'ti. Elvis'in şarkılarını söyledim. Bak, başka söyledim, bir adam ya. Müthiş bir adam. Evet. Ondan sonra 78 yılına geldik. Orhan Şevki vardı. Orhan Şevki hatırlar mısın? Asım Aralman'ın eşi. Çok Asım iyi bir menajerdi. Tanıştık. Müthiş bir menajer. Geldi zannedersem şeyde ya. Asım Aralman'la biz bir ara olacak o kadara geldi. Yani Asu ondan sonra dizi oyunculuğuna başladı biliyorsun evet, ama evet, çok sonra Asım Aralman'ın eşi Ersan dedi sana bir parça buldum dedi bana. Nedir dedim? Beni Ara. Hayır. Çocuk Gözler dedi. 77 yılı. Ama çocuk. Ben dinledim parçayı, beğenmedim hiç. Ben ilk dinlediğim zaman beni sarmıyor biliyor musun? Ondan sonra dedi bunu kesin yapacağız. Sözler yazıldı, parça yaptı. Parça ses getirdi. Ben Türk pop müziğine böyle bir giriş yaptım. Evet. Bayağı. Şimdi gençlere tavsiyemiz nedir? Biraz önce söylediğim gibi çok sanatçının ama değerli sanatçıların Türkiye'de pek fazla yok. Yabancılardan dinlesinler. Eğer güzel bir yorumcu olmak istiyorlarsa onlardan mesela Feyz ben belki var, evet, 50 tane şarkıcının şarkısını söylediysem yorum aldım kendime. Bir yorum yaptım. Beni çok etkilemiştir. Onu da yorumlarla parçalarımı güzel sundum. Yani emek vermeden hiçbir şey olmaz. Kesin biraz önce Sinancığımın dediği gibi bir şarkıyla gelip milyonlar kazanıyorlar ama kalıcı olamazlar. Çok güzel evet, bir noktaya değindi. Ersan Dadaşlar buradan izliyor. Ersan abi çok sağ olsun. Allah razı olsun. Rica ederim. Biz bir aracı olduk. Bir tane bayan arkadaşımız yani ders alsın, elinden tutulsun diye aracı olduk. Elinden tutmasınlar. Yani. Şimdi Ersan abi beklenti ne biliyor musun? Ersan abi onu arasın diye bekliyor. Ya sizin elinizden tutan biri varken siz arayın onu. Peşinden siz koşacaksınız. O aslında evet yeni sanatçılar şimdi ha yeni sanatçılar şimdi eski sanatçılardan feyz almak için yani benim ne öğrenebilirim hocam senden ne kapabilirim bir şeyler öğrenebilir miyim derdinde olsalar o kesinlikle daha çok başarıya evet, ulaşırlar. Tiyatro oynayan evet, insanı yürürken sahneye doğru yürürken evet, anlar. Şimdi, ben de ağzını açtım mı şarkıcının nasıl şarkı söylediğini evet, anlarım.
Onlarda bir şey olmalı. Kesinlikle. Bir şey yoksa bir şey veremezsin. Şimdi Sinan abimi de bizde koku tiplemesiyle Mesut Çakan kardeşimiz var. Geçen sene bize bayağı bir oynadı o. O skeçlemede Erzurum'da ailesini izliyor. Sırf onun için uçağa binip gelecek diye gelmedi o şu an için. Yarın gelecek. Aha. Uçağı kaçırmış o. Yok o kaçırmadı. O buraya ailesiyle gelecek. Ailesiyle izliyorlar sırf Sinan abi için. Diyor ki kendime örnek aldığım yani her tiplemeye girebilen benim örnek aldığım bir Sinan abimdir. Onu ben bir izleyeyim diye. Şu an izliyor. Buradan da Mesut Çakan. Kardeşim sana buradan teşekkür ediyoruz. İzlediğin için de. Mustafa'cığım. Bununla ilgili de çünkü örnek alınan birileri demek ki bir yerlerden gerçekten özgürlüğü de bulup izleyebiliyorsa. Şimdi Mustafa'cığım, Sinan'cığım, Erna'cığım. Ekmek paramızı çıkartmamız lazım. Kısa bir ara vereceğiz. Öyle yapalım. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Ve reklamlar diyoruz sevgili seyirciler. Hep oradan geçerken gözlerim dolar. Boynunu bükmüş gibi duran anılar. Bahçede akan çeşme, gözyaşı sanki sular. Olduğu yerde kalmış bunca yıllar, bunca yıllar. Bu akşam sen olsaydın burada yanımda. Sen bekleseydin beni yine kapıda. Tertemiz aşkımızla bembeyaz yuvamızda. Karşılasaydın beni kollarınla. Bir gün için yanarsa, özlem seni sararsa, dileklerim tutarsa beni ara. Neredeyim bilirsin, bugün yarınım sensin. Eğer yolun düşerse beni ara. Her yıl döndüm mevsimler bir öncesine. Büründü tüm ağaçlar aynı yeşile. Geceden gün doğarken, solan çiçek açarken, aşk denen bir şey varken, gel benimle. Bir gün için yanarsa, özlem seni sararsa, dileklerim tutarsa beni ara. Geceden gün doğarsa, solan çiçek açarsa, aşk denen bir şey varsa beni ara.